Yeni bir videodan herkese merhaba. Size şöyle güneşli bir günden gözlüklerimle selam verdim ve öyle kamerayı açtım. Bugün günlerden 10 Nisan Çarşamba ve Ramazan bayramımızın birinci günü. Biz sabah kalktık, bayramlaştık, kahvaltımızı ettik kendi aramızda. Şimdi köye geldik, Eçalan Köyü. Burada annemler var. Annemler birinci günleri genellikle gelemediği için biz onlara gidiyoruz. Zaten onları da birazdan gittiğimizde çekerim. Şimdi böyle bir alanda durduk. Ben de burasının havasını bayağı bir özlemiştim. Çünkü daha önceden ben burada çalışmıştım. En son çalıştığım yer burasıydı. O Milli Eğitim'e bağlı bir okulda özel eğitim öğretmeni olarak çalışmıştım. Bu arada sizlere böyle kestirdikten sonra söyledim bilmiyorum ama saçlarımı kestirdim. Yeni bir video, yeni bir benle başladım aynı zamanda. Şimdi anneannemle ve yeğenimin midesi bayağı bir kötü oluyor. Uzun yolda durduk. Biraz soğuklanıyor, su falan içeceğiz. Bu arada saçlarımı nasıl buldunuz? Ben çok beğendim. Uzun zamandır kendimi kısa saçlı da görmüyordum. Bir cesaret aslında bundan daha böyle uzun istemiştim ama kuaförlerin kaderi ve düşüncesi her zaman birazcık daha kısa kesiyorlar. Olsun kökü bende diyelim ve öyle moral verelim. Ben kendimi yakıştırdım. Siz nasıl buldunuz? Merak ediyorum. Annemlere gidince sizlerle oradaki ortamı, neler yaptığımızı çekerim. Oh, mis gibi köy havası. Hayır, istemiyorsun. Hadi bıcı bıcı. Anneannesi. Anneannesi. Kızım. Bak anneanne. Bak anneanne. Anneannem kuzum. Sen mi geldin anneannesi? Kuzusu gel. Gel. Nereye bakıyorsun sen? Ay tekerlek gördü gene. Ana. Ağırlaşmışız mı? O ne, ben seni beğendiremiyor muyum? Ah bir tanem benim. Ne var orada, ne var? Yine bir günden merhaba. Şimdi biz uzun zamandan beri konuştuğumuz bir şey var. Lisedeki arkadaşlarımızla buluşacağız. Şimdi onların yanına gidiyorum. Sizlere de kamerayı açmak isterim. Yıllar yıllar oldu görüşmeyle. Mezun olduğumuz zamandan beri bir araya asla gelemedik. Aramızda birbirimizi zamanında sevenler vardı, sevmeyenler vardı. Klasik lise ergenliği diyeyim. Şimdi bir araya geleceğiz bakalım uzun zaman sonra. Bakalım kimler ne kadar nasıl değişmiş. Hep birlikte göreceğiz. Gerçekten duygusal bir buluşma olacak bizim için. Bakalım orada size kamerayı tekrardan açarım. Bu arada çoğumuz yok ama birçoğumuz da Gelibolu'dan. Aslında Gelibolu'da buluşmak da çok istiyorduk. Çünkü ben de uzun zamandan beri dediğim gibi mezun olduğum zamandan beri oraya uğramıyordum. Benim için de bir bahane olmuş olurdu. Aslında herkesin çocuğu olmasına rağmen Lapseki'de buluşmayı kabul ettiler. Benim için iyi oldu. Acil bir şey olursa eve gelmesi kolay olduğundan dolayı öyle. Şimdi burada çok arabalar geçiyor çoğu müzikle. Artık kafede size kamerayı açarım. Gamzeci iyi, sen nasılsın? Biz de oraya gideceğiz, üst kattayız. Tamam. Çıkalım biz de. Tamam gel. Nasılsın? Sen nasılsın? Ya, Çanakkale'de misin? Çanakkale'deyim.
Kapıyla geldim. Metin Nursuz mu? Olmadı bu. Olmadı bu. Evet, bir daha yap bunu. O zaman seni göstereyim. Sorayım dedim. Başladı mı? Burada kesecek misin? Böyle. Şimdi ben eve geldim. Kızlarla gerçekten çok güzel bir vakit geçirdik. Çoğu zaten bütün lise sınıf arkadaşlarımız yoktu. Herkes ayrıldı. Herkes farklı yerlerde işini, gücünü, yuvasını kurduğu için. Gelibolu'da, Çanakkale ve Lapseki'de olan arkadaşlarımızla buluştuk. Biraz çektim sanırım ilk böyle karşılaştığımız zaman, ama daha sonrasında çekemedim. Çünkü gerçekten muhabbet çok iyiydi ve çok iyi güzel ilerledi. Herkes, yani hiç kimse değişmemiş desem yarıda, kilolar dışında herkes aynı sempatikliğini, güzelliğini korumuş maşallahımız var. Bu şekilde şimdi eve geldim. Erden'e anneannem bakmıştı. Dayımlar vardı bayramda. Onlar gitti. Birkaç çarşaflarımızı, marşaflarımızı falan yıkadık. Şimdi onları ütüleyeceğim. Belki biraz sonra da anneannemlere biraz lahmacun ısmarlayabilirim. Böyle bir gün geçiriyoruz. Ama gerçekten çok memnun kaldım. Yaklaşık bir ay falan buradayım. Belki bir ay içerisinde tekrardan bir toplanırız. Bu sefer Gelibolu olarak düşünüyoruz. Zaten benim de dediğim gibi Gelibolu'ya gitme, gezme gibi bir durumum da vardı. O sırada onları da öyle aradan çıkartırım. Yani ikinci el görüşürsek sizlere tekrardan kamerayı daha rahat bir şekilde açarım. Şimdi ilk buluşma diye kimin tepkisini bilmediğim için çekemedim. Ama herkes neredeyse takip edip ve izliyormuş. O yüzden biraz hazırlıksız yakalandım ama ikincisi çok güzel, dolu dolu bir şekilde. İnşallah nasip olur diye düşünüyorum. Şimdi hemen ütüyü alalım ve anneannemize yardım edelim, ütülerimizi yapalım.